Artık okullar açılıyor. Yaklaşık 18 milyon ilk orta lise öğrencilerimiz, tabii ana sınıfları vesaireler, 8 milyona da yakın üniversite öğrencimiz bu yıl 2023-2024 öğretim yılında artık okullara gidecekler. Tabii burada kırtasiye esnafı, aynı şekilde servisçi esnafı, yine diğer sektörlerdeki esnaflar da büyük bir umutla bu okulların açılıp öğrencilerin okula gitmesini bekliyor. Tabii bu sektörel bazda 70-80 milyonluk bir ciro demek bu. Ayakkabısından, önlüğünden, kravatından, elbisesinden, spor malzemelerinden vesairelerden gerçekten esnaf bu sene biraz daha umutlu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemlerde aynı şekilde biliyorsunuz bir deprem atlattık. Ondan önce de pandemi süreciydi. Okullar böyle zaman aralıklarıyla kapalıydı. Dolayısıyla kırtasiyeci esnafı bu konuda mağdur olmuştu. Şimdi tabii perakende yasası çıkmadı. Herkes kendi işini yapsın dedi diyoruz. Her zaman diyoruz. Niçin diyoruz? İnsanlar tabii sezonluk ürün satarken kendi semtindeki tanıdığınız kırtasiyeciniz vesaire bu okul gelişlerini satan insanlar daimi müşterilerine muhatap olduğu için bu ürünlerin çocuklarınız için daha garantili ürün olduğunu ifade etmek istiyorum. Alırken bunlara çok iyi dikkat etmesi lazım veliler. Çünkü hayat pahalı, bütün sektörlerdeki fiyatlardaki yükselişler insanları sıkıntıya sokuyor, maddi bir sıkıntıya. Onun için ürünlerin üzerinde CE belgesini mutlaka kontrol etmeli lazım. Yoksa ne olacak? Kanserojen üreten veya işte çocuğunuzun sağlığına dokunacak kimyasal içerikli birçok boyama çeşitleriyle birlikte ürünlerin üzerinde ki bu CE belgesine dikkat etmediğiniz zaman bu ürünlerin ne olduğunu pek anlamak mümkün değil. Uzak doğudan getirilen ürünler başta olmak üzere. Bildiğiniz üzere kırtasiye malzemeleri gerçekten pahalı ürünler. Dolayısıyla çocuklarınızın hem sağlığı hem de cebinizdeki fazla vereceğiniz paranın kontrolü için mutlaka semtinizdeki kırtasiyecilerden, güvenilir insanlardan ve sizin almış olduğunuz ürünlerle birlikte sizin alışverişinizi bekleyen bu esnafların bu sezon başındaki alışverişleri önemli olacak. Hem ülke ekonomisine, hem kendi işleri açısından, hem de ellerindeki ürünlerin piyasaya çıkarılmasıyla. Bildiğiniz üzere mevsimler de değişti. Artık her mevsimde insanların alışveriş şekilleri veya işte gereksinimleri farklılaşabiliyor. Dolayısıyla tamamını temin edeceğiniz semtinizdeki esnafları tercih etmeniz sizin açınızdan çok önemli. Bildiğiniz üzere herkes kendi işini yapsın bir yasayla ancak bu tespit edilebilir. Sezonluk bu işleri yapan, hatta ucuz imajını vermek için de işte suluk bizde, çanta bu fiyat, efendim işte kalem açacağı vesaire. Çocuğunuzun yaşıyla ilgili kullanabileceği bütün gereksinimleri için aynı şeyler yapılan biliniyor. Bunun için çok dikkat etmek lazım. Servisçisinden kırtasiyecisine yine aynı şekilde okul çevresindeki bu tür ürünleri satanların esnaflık belgelerinin de kontrol edilmesi, gerçekten aldığımız ürünlerin garantisinde söylediğim gibi diğer görsel olarak baktığınız zaman görebileceğiniz ürünler tercih edilmeli. Bu sektör önemli bir sektör. Dolayısıyla çocuklarınızın okula başlayacak yeni minik yavrularınızın bu sezonda inşallah mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ilerideki sınıflara geçme sizin de tabii bununla iftihar edeceğiniz dönemler. Onları en yakın tanıyanlar kırtasiyeci amcalarıdır. Dolayısıyla bunlarla birlikte yapılacak bütün alışverişler hem otokontrol sizin tarafınızdan hem de onu satan semtinizin esnafından kontrol etmek mümkün. Dolayısıyla bu 2023-2024 öğretim yılının
bütün ailelere, dolayısıyla tabii çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.